Kitab-ı Tevhid, Ehl-i Sünnet çizgisinin iki asli unsurundan biri olan Maturidiye mezhebinin kurucusu İmam Maturidi tarafından yazılan mezhebin en temel doktrin kitabı ve kurucu metnidir. Maturidiye mezhebinin kurucusu Ebu Mansur el-Maturidi, Semerkant yakınlarında bulunan Maturid adlı bir mahallede dünyaya gelmiştir. Miladi 944 yılında Semerkant'ta vefat etmiştir. İmam Maturidi'nin yaşadığı dönem, İslam aleminin sınırlarının oldukça genişlediği, farklı milletler ve coğrafyalarla yakın temasa geçildiği bir dönemdir. Bir yandan pek çok kavim ve millet, kitleler halinde İslam'a girerken, bir yandan da gerek Müslümanlar arasında ortaya çıkan çeşitli siyasi ve ideolojik görüş ayrılıklarının, gerekse yabancı düşünce ve inançların tesiriyle bir kısım Müslümanlar, Hazreti Peygamber ve sahabenin İslam anlayışından saparak çizgi dışına çıkmışlardır. Bütün bunların etkisiyle İslam düşüncesinde ciddi teolojik tartışmalar, çalkantılar ve ayrışmalar ortaya çıkmıştır. İşte böyle bir dönemde İmam Maturidi, Hazreti Peygamber ve sahabeden tevarüs eden merkezi çizginin inanç esaslarını Kitab-ı Tevhid adlı kitabında sistematize ederek Sünni kelamının iki temel direğinden biri olan Maturidiye ekolünün ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. İmam Maturidi, Hanefi mezhebinin akaidini sistemleştiren, savunan ve ekolleşmesini sağlayan kişidir. Kitab-ı Tevhid, gerek yazıldığı dönem, gerekse sonraki dönemler itibarıyla, başta Mavera-ün-Nehir bölgesi olmak üzere İslam aleminde, İslam düşüncesinin istikrara kavuşmasında çok önemli bir misyonu yerine getirmiştir. Kitab-ı Tevhid, Allah'ı ve varlığı bilmenin bilgisiyle, yani bir bilgi teorisiyle başlamaktadır. İmam Maturidi, bilginin üç temel kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Biri nakil, yani Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünneti, diğer ikisi ise duyular ve akıldır. İmam Maturidi, bu bilgi kuramından hareketle Kitab-ı Tevhid'de alemin yaratılmışlığı, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, fiilleri, kelam sıfatı, rûyetullah meselesi, insanlığın dünya ve ahiret saadeti için nübüvvete olan ihtiyacı, Hazreti Muhammed'in nübüvvetinin ispatı, nübüvvet karşıtı görüşlerin reddi, Hristiyanların Hazreti İsa'nın uluhiyetine dair görüşlerinin tenkidi, kaza ve kader, büyük günah, şefaat, iman ve İslam konularını akıl ve nakil çerçevesinde ilmi istidlaller ve entelektüel derinlikle ele almıştır. İmam Maturidi'ye göre Kur'an-ı Kerim hem lafız hem de mana olarak Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e indirilmiştir. Batınilerin iddia ettikleri gibi, Allah'ın sadece manayı Peygamber'in zihnine indirmesi ve onun da kendi ifadeleriyle lafza dökmesi söz konusu değildir. Zira bu, İslam inanç sistemindeki tevhide aykırıdır. İmam Maturidi'ye göre kitap ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Vahiy ancak Hazreti Peygamber'in öğretmesi ve uygulamasıyla hayat bulmuştur ki bunun adı sünnettir.
onun sünnetine uyanlar da ehli sünnet topluluğunu oluşturur. İmam Maturidi bu meselelere dair Kur'an ve sünnet çerçevesinde görüşlerini ortaya koyarken bir yandan da Mutezile, Rafiziler, Hariciler ve Batıniler gibi uç akımlar ve dış kaynaklı diğer akımların sahih İslam düşüncesini iva eden iddia ve görüşlerini bertaraf etmeyi başarmıştır. Kitab-ı Tevhid'in dünya üzerindeki bilinen tek yazma nüshası İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi kütüphanesindedir. Oraya nasıl gittiği bilinmemektedir. Bu yazma nüsha esas alınarak eserin ilk baskısı 1970 yılında Beyrut'ta yapılmış, sonrasında Türkçe dahil farklı dillerde çevirileri yayınlanmıştır.